سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين دين لقردشترم bir hikaye var, bir قصة var. maymunlar kıssası. Bu bizim vakamızı çok güzel bir şekilde anlatıyor. Bunu sizlere arz edeyim sonra konuma gireyim. Kardeşlerim beş tane maymunu getiriyorlar ve bir kafese koyuyorlar. Kafesin içinde bulunan maymunlar tabi acıkıyorlar, susuyorlar. Haklarını talep etmeye başlıyorlar. Derken onları susturmak için yiyecek getiriyorlar, muz getiriyorlar, elma getiriyorlar, yiyecek bir şeyler getiriyorlar. Ama tavana asıyorlar, kafesin tavanına asıyorlar. Acıkan bir maymun hakkını almak için tavana tırmandığı zaman üzerine sıcak su serpiyorlar. Yakıcı bir su döküyorlar. Ve diğer maymunların üzerine de döküyorlar. Derken canı acıyan maymun aşağı iniyor. Biraz müddet geçiyor. Bir daha kalkmak istiyor, almak istiyor. Bir daha tırmanınca bu sefer yine onun üzerine ve diğer maymunların üzerine sıcak su döküyorlar, yakıyorlar. Derken üçüncü bir muhavele yine bu şekilde cezalandırılıyor. İkinci maymun bu sefer deniyor. Hakkımı alayım, açız, yemek istiyoruz. Tavana tırmandığı zaman onun üzerine sıcak su döküyorlar. Diğer maymunun üzerine sıcak su döküyorlar. Derken hangi maymun tırmanırsa hakkını almak için onun üzerine ve diğerlerinin üzerine sıcak su döküyorlar, yakıyorlar, cezalandırıyorlar. Ve bunlar bir nevi pişmiş şekilde artık kafeste otururken ümitlerini kesiyorlar. Biz hakkımızı alamayacağız. Hakkını almak isteyen çok kötü bir şekilde cezalandırılıyor. Ve onlar bu hal üzereyken beşinci maymunu çıkartıyorlar. Yerine bir maymun getiriyorlar. Yeni bir maymun. Derken o yeni maymun acıkınca bu benim hakkımdır, almam lazım derken tavana doğru tırmanırken bu sefer o dört maymun buna saldırıyorlar. Sakın böyle bir şey yapma, böyle bir şey alma. Senin yüzünden cezalandırılacağız. Onu dövmeye başlıyorlar. Ya bu benim hakkımdır diyor. Bunu almam lazım diyor. Ama bu dört maymun ona ne yapıyorlar? Saldırıyorlar, bırakmıyorlar. Ve derken dayak yiye her tarafı çiziliyor, yırtılıyor, kanamaya başlıyor ve o da artık hakkını terk ediyor. Sonra dördüncü maymunu çekiyorlar, yerine bir maymun getiriyorlar, yeni bir maymun. O da kıssayı meseleyi bilmediği için o da tavana tırmanmaya çalışıyor. Bu sefer o var olan maymunlar buna saldırıyorlar, dövüyorlar. Sakın sakın elini uzatma, sakın böyle bir şeye yeltenme diye dövüyorlar hatta o birinci maymun da da sıcak su hiç üzerine dökülmeden meseleyi bilmeden o da saldırıyor o da onu dövmeye başlıyor. Derken ikinci maymun da meselenin o şekilde olduğunu görünce o da susuyor hakkını talep etmemeye başlıyor. Derken oradaki bütün maymunlar değişiyor. Yeni maymunlar geliyor ve hiçbirisi artık tavana uzanıp da hiçbir şey almıyor. Yani Müslümanların başına gelen mesele de bu maymunların başına gelen mesele gibi bizim dinimiz hakim iken Müslümanlar İslam izzetinde, İslam şeriatında yaşarken içerideki mürtetler, dışarıdaki kafirler birleştiler, beraber oldular ve dışarıdaki kafirler içerideki mürtetlere tanimat verdiler, emrettiler ve İslam şeriatını kaldırdılar. İslam'ı hayat nizamından kaldırdılar. Ve İslam'ı isteyen, hakkını isteyen, izzeti isteyen kimseler babalarımız, atalarımız önce cezalandırıldılar. Cumhuriyet yıllarının ilk yıllarında cezalandırıldıkları gibi sürgün edildiler, öldürüldüler, hapse atıldılar. Değişik değişik cezalara maruz kaldılar ve derken halk bu şekilde alışmaya başladı. Bu sefer yeni gelen nesil hakımı istiyorum dediği zaman inil hükmu illa lillah hakimiyet sadece ve sadece Allah'a aittir. Ben dinimi istiyorum, şeriatımı istiyorum dediği zaman ve men lem yahkum bima enzelallahu fe ulaike humul kafirun فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Kim Allah'ın hükümleriyle hükümetmezse işte o kafirlerin ta kendisidir. O zanimlerin ta kendisidir. O fasıkların ta kendisidir. Ayetini okuyunca فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ Aralarındaki çıkan anlaşmazlıklarda Ey Resulüm seni hakem tayin etmedikçe senin hüküm, hükmüne müracaat etmedikleri müddetçe hatta yuhakkimuke la yecidu mimma ve teslima hükmettiğin noktalarda içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan kabul etmedikçe ve tam teslim olmadıkça Rabbine yemin olsun onlar iman etmiş olmazlar diyen kimseleri daha emniyet güçleri cezalandırmadan halk cezalandırmaya başladılar. Ağzını kapat dediler. Sus dediler. Sakın böyle bir şeyi talep etme dediler. Senin yüzünden hepimizin başına sıkıntı gelecek dediler. Şu anki o cumhuriyetin ilk yıllarındaki yaşanan şey kardeşlerim Mısır'da yaşanıyor, Libya'da yaşanıyor, Cezayir'de yaşanıyor, Suriye'de yaşanıyor, Suud'da yaşanıyor, Yemen'de yaşanıyor ve İslam aleminde yaşanıyor. Bugün Suriye'de öldürülen bu kadar Müslüman, hapse atılan bu kadar Müslüman, evleri yıkılan bu kadar Müslüman, ırzına geçilen bu kadar bacı biz la ilahe illallah istiyoruz. Biz dinimizi istiyoruz. İzzetimizi istiyoruz. Bu küfür nizamını istemiyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz demeleri sebebiyle başlarına bunlar gelmektedir. Bütün dünyada Müslümanların başına gelen eziyetler, işkenceler, hapisler, öldürülmeler, sürgünler, evlerinin yıkılması işte bunun neticesindendir. Derken kardeşlerim, Maalesef izzetli olan, hür olan insanlar değişime uğradılar yılların geçmesiyle ve küfrün bu baskılarıyla, cezalarıyla İçeriden ve dışarıdan ittifaklar kuruldu. İslam alemine yönelik. Birinci ve ikinci dünya savaşından sonra Müslümanların zayıfladıkları dönemden sonra bütün dünyada Müslümanlara karşı büyük bir saldırı başlatıldı ve derken onları Allah'a kul olmaktan çıkarıp kendilerine kul etme siyasetine girdiler. Ve öyle bir nesil yetişti ki Artık çocuk babasıyla konuştuğu zaman baba ben hakkımı istiyorum, Allah'ın dinini istiyorum, şeriatı istiyorum dediği zaman babası onu cezalandırmaya başladı. Susturmaya başladı. Kardeşiyle otursa, amcasıyla otursa, akrabasıyla otursa, dostuyla otursa, komşusuyla otursa, bu meseleleri anlatsa tepki görmeye başladı. Hatta camideki imamların, imamlar bile bu konuyu anlatmaz hale geldiler. Şeriat nedir? Din nedir? Ahkam nedir? Cihat nedir? Vela ve bera nedir? Bunlar maalesef unutuldu. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim indirildiği zaman Allahu Teala hidayet rehberi olan Kur'an-ı Kerim'i indirdiği zaman Kur'an-ı Kerim özellikle dört esastan bahseder. Mevdudi Rahimahullah'ın bu konuda çok güzel bir kitabı vardır. Dört esas diye Rab, ilah, din ve ubudiyet. Bu konuları anlatıyor. Tavsiyem o kitabı okuyun. Rab'den anlatıyor. Yani Kur'an-ı Kerim baştan sona kadar Rabbul Alemin'den bahseder. Bu kainatı kim yarattı, kim var etti? Bu kainata şekil veren kimdir? Öldüren, dirilten, İhya eden, tasarrufta bulunan kimdir? Rabbul Alemin olan Allah'tır. subhane ve Teala. Bu kainatın Rabbi, sahibi, haliki, müdebbiri Allah'tır. Durum böyle olunca o zaman ilah olarak sadece Allah, ilah olarak edinilmeli. Yani ibadetimizi, kulluğumuzu sadece sadece Rabbul Alemin olan o Allah'a, o ilah'a yönetmemiz lazım. La ilahe illallah derken bunu biz ifade ediyoruz. Allah'tan başka ilah yoktur. Yani hakkıyla ibadet edilecek, kulluk edilecek İlah Allah'tır. Ondan başka ki olan ilahları hepsini reddediyorum. Bunlar sahte olan ilahlardır. Sonra bizim kitabımız din anlatıyor. Din demek kardeşlerim, şimdi şu anki neslin aklında şu var din dendiği zaman namaz, oruç, hac, zekat, dua, kurban kesme bunlar din olarak bilinir. Evet bunlar dindir fakat dinin hepsi değildir. Bunlar dinin sadece bir kısmıdır. Kur'an-ı Kerim'de din diye bunlardan evet bahsederken bir de büyüklere tabi olmayı din olarak Allah-u Teala bahsediyor toplumun ileri gelenlerine yani Allah'ın dışında insanlara kanun koyan, teşri yapan, insanları yöneten bu kimselere tabi olunduğu zaman da din onlara yapılmış oluyor diye Allah Teala beyan ediyor. Adi bin Hatim Müslüman olmaya gelmişti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına. Boynunda haç vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o putu boynundan at ya, ya adi dedi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında şu ayeti okudu. İttehadu ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillah vel mesih ibn Meryem. Onlar ki hahamlarını, rahiplerini ve Meryem oğlu İsa'yı Rabler edindiler. Erbaben min dunillah. Allah'a bırakıp onları Rabbine edindiler. وَمَا أُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ وَحْدًا Halbuki onlar sadece sadece Allah'a ibadet etmeleri onlara emredilmişti. Adi bin Hatim dedi ki, Ya Resulullah bizler hahamlarımıza, rahiplerimize ibadet etmiyorduk. Namaz kılmıyorduk, secde etmiyorduk, ibadeti onlara yöneltmiyorduk. Niçin bu ayet bu şekilde söylüyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki onlar o din adamları sizlere Allah'ın haram kıldığını helal yaptıkları zaman ve Allah Allah'ın helal yaptığı helal kıldığı şeyleri haram yaptıkları zaman sizler de tabi olmadınız mı? Evet ya Resulullah onlara tabi olduk. Onlar gibi düşünmeye başladık. Hayat hayatımızın alanına bu şekilde girdi. Koydukları kanunlar bizim için esas oldu. Deyince işte budur onlara Rab edinme dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte budur nedir? Onlara ibadet etme. Demek ki kardeşlerim din dendiği zaman sadece ve sadece bu yapılan şiallar din değildir. Bunlar dinin bir kısmıdır. Kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de bu şianlar anlatılır. Bunlar din diye geçenler. Bir de kardeşlerim şeriatler vardır, hudutlar vardır İslam'da. Zina edenin cezası nedir? E, hırsızlık yapanın cezası nedir? Yor cezası nedir? Adam öldürenin cezası nedir? Dinini değiştirenin cezası nedir? Allah ve Resulüne haşa ve dine küfredenin cezası nedir? Mürteddin cezası nedir? Bu şekilde şeriatler vardır, hudutlar vardır. Kur'an-ı Kerim'de beyan edilmiştir. Bunlar din midir, değil midir? Vallahi bunlar da dindir. Bunlar dinin dışında olan şeyler değildir. Namazı kıldığın gibi, Allah-u Teala namazı emrettiği gibi hırsızın cezalandırılmasını da emretmiştir. Zina edenin cezalandırılmasını da emretmiştir. İçkinin yasaklanmasını da emretmiştir. Başka kardeşlerim Allah utana siyaset alanında ahkam koymuştur. Kimlerle barışacaksınız, kimlerle savaşacaksınız, anlaşmalarınız nasıl olacak, devletin yönetimi hangi şekilde olacak, kim yönetecek, neye göre yönetecek, yönettiği esas kanunlar hangileridir? Kur'an-ı Kerim bunu anlatıyor. Siyaset anlatıyor. Peki siyaset din midir? Evet, dindir. O da dindir. Ondan sonra kardeşlerim sosyal alan vardır. Kur'an-ı Kerim'in anlattığı anne baba hakkı, eşlerin hakkı, çocukların hakkı, evlenme, boşanma, miras, hadane, küçük çocukların bakımı ve hayatın her alanını ilgilendiren sosyal alan vardır. Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Uzun uzun anlatılıyor. Hatta mirasta en çok tafsilat mirasta gelmiştir. Peki bu din midir değil midir? İşte bu da dindir. Ondan sonra kardeşlerim iktisat anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Faiz meselesi, borçlar meselesi, alışverişler, yapılan akitler, hangi akitler sahih, hangi akitler batıl, Ticarette neye dikkat edilmesi lazım? Haramlar, helaller. Bunlar beyan edilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Peki bunlar din midir, değil midir? Bunlar da dindir. Bunlar da işte dinimizde anlatılıyor. Bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de kardeşlerim askeri alan vardır. Kiminle savaşacağız, kiminle barışacağız? Esinlerin meselesi, ele geçen ganimetler, savaş ile ele geçirilen, savaşsız ele geçirilen bu ganimetler, feyler bunlar ne olacak? Taksimatı ve savaşla ilgili ahkam gelmiştir. Nasıl ki kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min kablikum daha önceki ümmetlere oruç yazıldığı gibi kutibe aleykum yazılmıştır deniyorsa kutibe aleykumul qital ve huve kurhun buyuruyor Allahu Teala. Sizin nefislerinize kerih gelse de savaş sizlere farz kılınmıştır. Kutibe diyor. Farz kılınmıştır. Orucu oruca kutibe diyen Allah Subhanahu ve Teala yazıldı derken cihada da kutibe diyor. Yazılmıştır, farz kılınmıştır. Peki ikisinin arasında fark var mıdır? İkisini ayırabilir misiniz? Bu dindir, bu din değildir diyebilir misiniz? Vallahi derseniz kafir olursunuz. İşte laiklik budur. Laiklik din ile devleti birbirinden ayırmak demektir. Allah'ın kanunlarını ayırmak demektir. Dinin büyük bir kısmını kenara koyup sadece bir kısmını almak demektir. İşte bu küfürdür. Hayır bir Müslüman olarak biz bütün bu alanlarda din olarak İslam'ı almamız gerekiyor. Ubudiyet konusu da kardeşlerim itaat meselesidir. Bakın hadiste ne diyor? Kut ta dinar, ta isa dirhem, ta abdul hamisa, ta abdul katife. O dinarın altının kuluna yazıklar olsun. Dirhemin kuluna yazıklar olsun. Kumaşın kadifenin kullarına yazıklar olsun. Bir rivayette de kadının kuluna yazıklar olsun diyor. Peki senin ubudiyetin kim kime ait? Sen kime kölesin? Allah'a mı kölesin onun mu askerisin yoksa dünyaya mı tahutlara mı kime kölesin? Halbuki biz kul inna salati ve nusuki ve ve mamati lillahi diyoruz. De ki benim namazım, benim kurbanım, bir tefsire göre de benim ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemleri Rabbi olan Allah'a aittir. Biz ona kul olmayla mükellefiz. Ama bizim bu düşüncelerimizi, itikadımızı bozdular. Dünyaya köle yaptılar, tağutlara köle yaptılar. Bu tağutları destekleyin, onlara askerlik yapın, onlara itaat edin, onların sistemlerini koruyun, onların sistemlerini güçlendirin. Biz de sizlere dünyalık biraz bir şeyler vereceğiz. Bu şekilde dünya ve ahiretlerini ne yaptılar? Müslümanların dünya ahiretlerini bozdular. Cehennemlik eylediler. Allah'a kul olmaktan çıkarıp şeytana, dünyaya, dünyalık şey, şeylere ve tahutlara kul ettiler. İşte büyük bir değişim bu şekilde oldu kardeşlerim. Tıpkı kartalın yumurtası yuvarlanıyor derken tavukların kümesine düşüyor ve tavukların arasına düşüyor. Derken bir tavuk o yumurtayı görünce üstüne oturuyor ve bir müddet sonra içinden kartal çıkıyor o yumurtanın. Derken o kartal tavuklar arasında yaşamaya başlıyor. Ve kendisini tavuk olarak görmeye başlıyor. Halbuki kendisi kartaldır, tavuk değildir. Ve derken bir gün kafasını gökyüzüne kaldırdığı zaman bakıyor ki gökyüzünde gezen, uçan, yükseklerde uçan kartalları görüyor. Ah ah ben de keşke şu kartallar gibi olsaydım.'' Gökyüzünde uçsaydım o izzete ben de ulaşsaydım diye söylenirken tavuklar ona gülüyorlar ve diyorlar ki sen tavuk olarak doğdun ve tavuk olarak öleceksin. Sen çünkü tavuk oldun derken o kartal da buna ikna olduğu için tavuk olarak yaşıyor ve tavuk olarak can veriyor. Maalesef biz Müslümanlar da bu şekilde bizi dinimizden tecrit ettiler, dinimizi tahrif ettiler, laikliği aramıza soktular ve gelen nesil de bu şekilde maalesef türemeye başladı. Rabbim bizleri hakıyla dinle dönen kullarından eylesin, hakıyla dinli yaşayan kullarından eylesin. Rabbim İslam'ı hakim eylesin, küfrü ve kafirleri yok eylesin. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والله الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس